Merhabalar Tarih Obası, Özsaki 2 kişisel gelişim serimiz sizin seçiminizle kendiyle dost olmak kitabıyla devam ediyor. Yine iletişim yayınlarının psikoloji serisinden bir kitap bu. Ee, dediğim gibi iletişim sponsorumuz falan değil, İletişim yayınlarının psikoloji serisini ben şahsen çok beğendim ve yararlı buldum. Dolayısıyla... Oradan kitaplar seçtim öncelikle. Bu yayınların amacının ne olduğunu açıklama kısmında bulabilirsiniz. Aşağıdaki hashtag kişisel gelişim cümlesine tıklarsanız bu serinin önceki videolarına da pıt diye ulaşabilirsiniz. Şimdi kitabın tam adı şu kendiyle dost olmak hayatı nasıl kolaylaştırır? Yazar Wilhelm Schmidt 1953'te Almanya'da doğmuş. Berlin, Paris ve Tübingen'de felsefe eğitimi almış. Çeşitli Alman üniversitelerinde ders vermiş. Bir dönem Zürih'teki bir hastanede hastalara felsefe ile manevi destek hizmetinde bulunmuş. Şimdi bu açıdan da bu kitap ilgimi çekti. Çünkü benim şahsi iddiam da ve bu seriye öz hakiki <laughs> Öz hakiki kişisel gelişim adını verme sebebim de bu. İlk kitabımız Seneka'ydı. Felsefeyle başladık. Aralara psikoloji attık, psikoloji-felsefe karışık devam ediyoruz. E, bu aralar tarih obasında stoa ilgili epey içerik bulabilirsiniz. Cengiz Çevik hocayla yaptığımız yayınlar vardır, orada da konuşmuştuk ve e, şaşırtıcı bir şekilde bu, bu kitabın da içinden bir nevi stoğacılık çıktı diyebilirim çünkü yazar diyor ki insanın kendi ile ilgili dikkat ve özenine felsefenin yön verdiğini. Marcus Aurelius'un ikinci yüzyılda Yunanca kaleme aldığı Kendime Düşünceler adlı kitabından sonra kani oldum. Bu şekilde anladım bunu diyor. Ee, fakat şundan da bahsediyor. Şöyle bir ayrım yapıyor. Yine bu da öz hakiki kişisel gelişim serisinin felsefesine çok uygun bir şey. Diyor ki bu şekilde bu alana yöneldim. Ee, fakat daha sonra Kendini tanımak bir moda haline gelmeye başladı dünyada diyor. Yavaş yavaş bunun umulan ölçülü benlik kültürünün oluşumuna hizmet etmediğini, aksine birçoklarının ölçüsüz bir benlik kültüne kaydığını fark ettim. Benlik kültürü ve benlik kültü ayrımı yapıyor. Benlik kültürü dediği şey iyi bir şey, güzel bir şey. Benlik kültü dediği şey ise kendine tapılmak. Bir nevi narsisizm yani. Şirazeden çıktı sonra gittikçe olaylar diyor. Hatta diyor ki ben de yazdığım bazı kitaplarla bu hoşlanmadığım duruma acaba katkı mı sağladım diye kendimi sorguladım diyor. Ee, Bunun sebepleri üzerine düşününce bu kaymayı sağlayan eğik düzlemin hep şu coşkun kendini sevme propagandası yüzünden oluştuğu sonucuna varıyorum diyor. Çünkü o sevgi abartılı bir narsesizme açıktır diyor. Şimdi burada kitap boyunca burada ve kitap boyunca narsisizm kendini abartılı ve anlamsız bir şekilde sevme kendini aslında koşulsuz şartsız hayran olma ile kendisini makul mantıklı sınırlar içerisinde sevme ve kendisiyle dost olma arasında çok belirgin bir ayrım yapıyor. Ve bunu bir yönüyle tarihsel bir şekilde de anlamaya ve açıklamaya çalışıyor. Diyor ki: 1968 öğrenci hareketinden beri toplumun kuvvetle vurgulanmasına bir tepki olarak mı doğdu acaba bu benlik kültürü diyor. Toplumun savunuculuğunu yapan insanlar ya ben, ben ne olacağım diye sormaya başlamışlardır belki de diyor. Mümkün. Sonuçta toplumu da oluşturan tek tek bizler değil miyiz? Yani Diyor ki her şey sadece insanın kendi beni etrafında dönmeye başlarsa zorluklar büyür. Hep gözlüyoruz bunu diyor. Narsisizm taşkınlığının bir müddet saldığı ürküntünün ardından benliği güçlendirmenin başka bir yordamını azimle devreye sokmanın zamanı gelmiş olabilir artık diyor. Bu narsisizm belasından kurtulmak lazım. Aradaki farkın ne olduğunu iyi anlatmak lazım diyor kendiyle dost olmak benliğe iyi bakmanın kendiyle geçinmeyi kolaylaştıran böylece başkaları için daha geçinilir birisi olmayı mümkün kılan bir yoludur. İnsanın kendi kendisiyle dostça ilişki kurması sükûnetin zeminini oluşturarak kalıcı olabilecek bir özgüveni temellendirir. Kendiyle dost olmak tutkulu abartmalara daha az meyleder. İnsanın kendine mesafe koymasına daha fazla imkan verir. Bunu da kitap boyunca tekrarlıyor. Diyor ki kendiyle dost olmak aslında insanın kendisiyle arasında bir mesafe koymasını sağlar ve sağlıklı olan budur diyor. Kendimize de belli bir mesafe koymalıyız ki kendimizle kendimiz arasına. Koymalıyız ki kendimizi hakkıyla ve sağlıklı bir şekilde değerlendirelim. Hadi ne fazla övelim ne fazla yerelim. Gerektiği zaman kendimizle empati de kurabiliriz böylelikle diyor. Kendiyle dost olma fikri kendini bitmiş, tükenmiş hisseden herkesi yüreklendirebilir. Benlikleri bir yaraya dönüşmüş, başkaları tarafından, hayat tarafından, kötü şartlar tarafından kırılmış olanlara merhem olabilir. Kendiyle dostluğu kuvvetlendirmek, kendileriyle kendi başlarına baş etmek zorunda olan ve bunu değiştiremeyen veya değiştirmek istemeyenlere bir bakış açısı kazandırabilir. En nihayet kendinden feragat etmekten ve yükümlülüklerini yerine getirmekten başka bir şey öğrenmemiş insanlara da yardımı dokunabilir. Abartılı bir öz sevginin tehlikelerine kapılmadan kendileriyle meşgul olabilmek hayatlarını kurtaran bir şey de olabilir. Kendine değer vermek hayat kurtarır zaten değil mi? Şimdi diyor ki Yine narsizmin zararlarından ve kötülüğünden dem vuruyor. Sonra diyor ki oysa kendiyle dostlukta benlik tıpkı başkalarıyla dostlukta olduğu gibi idealleştirmekten kaçınır. Kendi kendisinin gerçekçi bir değerlendirmesini yapabilecek durumdadır kendiyle dost olmuş bir insan diyor. Yakınlık her zaman mesafeye de izin verir. Kendi kendisiyle dost olan kişi olsa olsa şen sarhoşluk anlarında veya hayatındaki ciddi bir krize esnasında kendi kendisiyle kol kola girip pragmatist bir destek alır bundan. Öncelikle velveleli zamanlarda güvenilir bir dost olarak kendi kendiyle kalmak üzere geri çekilme imkanının tadını çıkartır. Neşesiz zamanlarda kendi kendisiyle olmanın tanıdık bildik halinden çok sevinç devşirir. Neşe verir insana ya diyor kendinle dost olmak. Başkalarının hayranlığı, kendiyle dost olanın başı gözü üstünedir. Yeter ki bunun bir dayanağı olsun. Bu hayranlığın birazını zaten kendine de bahşediyordur. Kendini ölçüsüz seven insan ise başkalarının hayranlığına muhtaçtır. İlaveten her vesileyle kendi mükemmelliğini aynada görmek ister. Diyor ki yani kendini ölçüsüz seven biri başkalarının hayranlığına muhtaçtır. Demek ki kendisini ölçüsüz sevmek aslında bir yanılgı. Kendisiyle dost olansa başkası ona hayranlık duyduğu zaman eğer bunun bir dayanağı varsa okey der, geçer diyor. Reklam sanayi, bakın çok güzel çözümlemeler var kitapta. Reklam sanayi medyanın aktardığı imgelerle benliğe bu dünyada mükemmelliğe ulaşmasına yardım etmesi umulan ürünler sunar. Kendini aşırı seven kişi bu reklamlarda tanrısal yeteneklere yapılan açık imalardan, tanrısal yeteneklere yapılan açık imalardan mesela wellness işletmelerinin tanı tanıtımlarındaki kendini yeniden yarat gibi laflardan kendiyle dost olandan çok daha fazla etkilenir. Bu ölçüt haline geldiğinde öngörülemeyecek kadar uzun bir çile zamanı başlar. Çünkü o andan itibaren her kaşıntı, burundaki hafif bir çarpıklık, her bir gram fazla gelir insana. Selülit zaten çok fazla gelir. Mutluluk hissinde en ufak bir zedelenme, sürekli olumlu düşünmeyi kesintiye uğratan her acıtıcı boşluk ziyandır böyle bir insan için. Demeye çalıştığı şey şu. Yani mutsuzluktan sürekli kaçmaya çalışır kendini ölçüsüz seven insan. O yüzden olumsuz düşüncelere hayır asla olumsuz şeyler düşünmüyoruz filan tarzı tip tip triplerdedir diyor. Tanıdık geldi mi arkadaşlar? Göz önünde de çok insan var böyle. Ve diyor tanrısal yeteneklere atıf. Bak şimdi oradan da şuraya geliyor. Antik çağın Delphi tapınağındaki meşhur yazıtı biraz da bu nedenden de, bu nedenden dolayı kendini tanı ikazında bulunuyordu. Cengiz Çelik Hoca da aynı şeyi söylemişti. Kast edilen şuydu. Tanrı değil de bir insan olduğunu yani mükemmel olmadığını idrak et. Kendini abartma. Bu sana acı verebilir. Bir şey yaratamazsın. Nerede kaldı ki kendini yaratabilesin? Tanrı'ya denk olamazsın. 21. yüzyılda insanlığın mükemmel, yaralanmaz, her şeyi bilir olmaya ve faniliğini aşmaya dair Eski rüyası, silikon vadisi dininin bazı gurularının vaaz ettiği transhumanizm denen akımda yeniden can buldu. Çok güzel toplum, ekonomi ve siyaset eleştirileri de var bu şekilde. 2015'te internette yapay zeka tapın tapıncına dayalı bir kilisenin kurulması basit bir şakadan ibaret değildir. Düşünebiliyor musunuz? ve devamında eleştirilerin sıralıyor. Modern günah yani bu tarz insanların kafa yapısına göre modern günah mükemmellikten uzak kalmaktır. O eksiklik de en nihayet giderilecektir. Lakin mükemmellik gerçeklikte ancak yaklaşık olarak mümkün olabilecek bir fikirdir. İnsan hiçbir zaman ona erişemez ve kendine bu sebeple acı çektirir durur diyor. Kendisiyle dost olan insan kendi içinde en iyi olanı teşvik etmeyi ister. Optimum kendisidir ve mükemmelleştirmekle alakası yoktur. Yani olabileceğinin en iyisi olmaya çalışır kendisiyle dost olduğunda bir insan. Kendimizle dost olmayı başarırsak bu tanrısal yeteneklere sahip olmak, mükemmel olmak çılgınlığından da kurtuluruz. Bu zaten gerçekçi bir şey değil diyor. Ne yaparız? Kendimizle yarışırız olabileceğimizin en iyi versiyonu olmaya çalışırız. Zaten normali bu diyor. Kendisiyle dost insan mükemmel olmamaktan incinmez. Kendini bilen ama yine kendini seven birisi olabilir böylece. Kendiyle alay edebilmek ve öz eleştiri yapabilmek ona yabancı değildir. Bazen düştüğü aptallıklara kıs kıs güler. Başka türlü yapsaydı çok daha iyi olacak. Bazı şeylerle ilgili kendini affeder. Kendi kendiyle ilişkisinde daimi bir ahengin hüküm süreceği rüyasını görmez. İnsanın kendisiyle ilişkisinde daimi bir ahenk yani uyum yoktur. Bazen kendinle iyisindir, bazen kötüsündür diyor. Dolayısıyla bazen tutarsızlığa düşmek de bir felaket olmaz onun için. Bunu kendi içinde halletmem lazım. Bunu kendi içimde halletmem lazım der. Ara ara kendine mesafe koymak ona zor gelmez. Nasıl da saçmaladım orada. Hatalarını ve zaaflarını açık seçik görür. İyi dostluklarda adet olduğu üzere sırası gelince hakikati söyler kendi kendisine ki nahoş olanla baş etmesini sağlasın. Kendi ile ilişkinin iki biçimi arasındaki büyük fark yani kendini ölçüsüz sevmek ve kendiyle dost olmak ufuklarıdır. Kendini aşırı seven kendi beninden ötesini göremez. Sadece kendi kendisiyle meşguldür. Kendini beğenmişliğini dizginleyemez. Konuşmalarda her lafı kendine bağlamadan ve hep kendisinden bahsetmeden yapamaz. Basbaya kopamaz kendisinden. O zaman da kendi üzerine düşünmesi mümkün olmaz. Bağlanmaya olan kabiliyetsizliği de kendine olan sevgisi kadar büyüktür. Çünkü belirleyiciliğinin herhangi bir biçimde kısıtlanmasını kabullenemez. Her şeyi o kontrol edecek. Kimse sınır koymamalıdır onun benine. Başkalarına muhtaç olmamak, onlarla uğraşmamak, uğraşmak zorunda kalmamak için çok şeyi kendi kendine halletmeye kalkar kendini aşırı sevmek derin bir arkadaşlıkla da bağdaşmayacağı için yalnız kalır insan. Kendisiyle dost olan ise kendine yönelmekle aslında başkalarına daha rahat yaklaşabilmeyi ve onlar için var olmayı kolaylaştırmayı hedefler diyor. Dar egosunu geniş bir bene dönüştürmek ister. Bunun gereği hep biraz kendinden başka şeylere de bakabilmektir. <laughs> Sırf ahlaki bir buyruk olduğu için değil, bakışı genişletmek insanın kendi hayatının anlamını da zenginleştirir. Yani hayatımızı zenginleştirmek ve kendimizle dost olmak istiyorsak bir narsist olmak yerine sadece kendimize bakmayacağız. Çevremize de bakacağız. Zaten kitap boyunca e, Wilhelm Schmidt sürekli şeyi vurguluyor. Ya insan sosyal bir varlık. Dolayısıyla tabii ki kendi üzerimize, kendimiz, karakterimiz, zevklerimiz, beğenilerimiz şu bu üzerine mutlaka düşünmemiz lazım. Fakat çevremizden de çok kopmamak lazım. Bütün bunların amacı kendini iyi hissetmek ise kendini iyi hissetmenin önemli bir parçası da insan ilişkilerimizin iyi olması. Biz kendimizle iyi olursak insan ilişkilerimiz de iyi olur. Böylelikle daha mutlu bir insan oluruz diyor kısaca aslında. Evet diyor ki kendini algılayabilmek ve daha iyi tanıyabilmek aynı zamanda benliğin her şeyiyle kendi seçimimize, biçimlendirmemize tabi olamayacağını idrak etmemizi sağlar. Her insan kendi kendisini biçimlendirişiyle başkaları ve başka şeyler tarafından biçimlendirişinin bir karmasıdır. Yok yani kendimizi inşa etmeye çalışıyoruz güzel. Yani kendimizi tanıdık, eksiklerimizi belirledik, iyi taraflarımızı, kötü taraflarımızı belirledik ve kendimizi inşa sürecine girdik. Okey. Ama biz sadece bundan ibaret değiliz. Bir de yaşadığımız çevre var ve başka başka sebepler var diyor. Mesela genetik var diyor. Bir kere genetiğimiz var. Genetik olarak ailemizden, yedi ceddimizden devraldığımız bir takım genler var. Ha bunlar şu anlama gelmiyor. Ne yapayım benim anam da böyle anksiyatikmiş ben de öyleyim elimden bir şey gelmiyor demek değil bu anlama gelmiyor kendini tanımak yolunda genetiğini de bir düşün diyor aileni oluşturan insanlar kim onları düşün onlarsa nasıl davranıyor onlarla ilişkin nasıl onu düşün o da seni oluşturan bir parça diyor ekonomik kaynaklar maddi durumun çevrenden ekonomik ve maddi anlamda nasıl yararlanabildiğin bütün bunlar insanı oluşturan diğer diğer parçalar diyor Evet kendini dert etmek başlığı var. Diyor ki korkuların belirlediği bir hayat sürmek istemez kimse. Ama her zaman tamamen azade de olamam korkulardan. Burada korku meselesine giriyor. Dahası onlara bir şey de borçluyumdur. İnsanın korkuları, kendine dair, çevresine dair korkuları. Korkuya ne borçluymuşuz? Korkular beni daha dikkatli ve daha düşünceli kılar. Korkuya karşı durabilmek için kendimi nasıl daha iyi hazırlayabileceğimi, nasıl donanabileceğimi, nasıl korunabileceğimi düşünürüm ve böylece gelişirim diyor aslında. Biliyorsunuz evrimsel olarak birçok korkumuz kendimizi hayatta tutmaya yönelik korkulardır esasen. Oradan kalma şeylerdir. Böylece kendine özen göstermek devreye girer. Korkulu dertlenmeden akıllı dertlenme doğar. Basiretli, dikkatli, temkinli, öngörülü anlamında akıllı. Korkulu dertlenmenin fazlası hayatı zorlaştırır. Akıllı dertlenme ise kolaylaştırır. Burada korkulu dertlenme dediği şeyden ben gerçekten anksiyeteyi anlıyorum. Yani artık kaygı bozukluğunu anlıyorum. E, doğru anlıyorsam. Ya ya da bana onu çağrıştırdı. Yani. Boş boş korkular nedeniyle gerilmek ve hayatı kendisine çekilmez kılmak değil de e, nasıl sıfatlar saymış? Basiretli, dikkatli, temkinli, öngörülü. Bütün bunlar bizi akıllı yapar ve dertleneceksek de akıllı bir şekilde dertleniriz kendimizle ilgili diyor. Evet. Başka neler diyor? Hı, şurada bir. Güzel bir şey var. Bir dakika kaçıncı sayfada? Evet. Kendi bakış açımız bir bakıma vatanımızdır. Kendimizi orada vaziyeti biliyor ve korunup kullanıyor hissederiz. İnsan kendi vatanında kendini iyi, huzurlu ve güvenli hisseder varsayımından yola çıkıyor. Tabii ideal bir vatanda bu böyledir. O bakış açısını terk etmek... Zor gelir bize, külfeti çok fazladır. Yani şey demek istiyor. Kendi bakış açımızı değiştirmek, kendimize yönelik, çevreye yönelik bakış açımızı değiştirmek bizim için çok zordur. Çünkü kendi bakış açımız bizi kendimizi güvende hissettiren şeydir. Çünkü biliriz onun ne olduğunu. Ve onu değiştirmemiz gerektiğinde değiştirmekten kaçarız, korkarız. Çünkü o güvenlik duygumuzu sarsar diyor. Buna rağmen ilk anda ne kadar alışılmadık ve yabancılayıcı gelebilseler de farklı bakış açılarının dünyamızı zenginleştirdiğini tecrübe edebiliriz. Hatta şimdiye kadarki bakış açısıyla bir çıkmaza saplanacakken bazen farklı bir bakış açısı hayat kurtarabilir. Bakış açımı düşüncelerimde denemeler yaparak değiştirebilir, kendimi tıpkı bir arkadaşın yapacağı gibi dışarıdan gözleyebilirim. Kendiyle dost olma perspektifini de buradan devralıyorum. Dışarıdan bakış başka türden selfie tekniklerine imkan verir. Bizim durumumuzda en güzel manzaranın önünde kocaman bir tebessümle poz vererek değil, kendimiz üzerine düşünerek benliğimizi olabildiği kadar isabetli algılamak ve gereğinde iyi niyetli öz eleştiriyle düzelterek hem kendimiz hem başkaları için daha geçimli kılmak üzere uygulanacak bir tekniktir bu. Bazen kendimde fark ettiğim kibri başkalarında görsem bana sempatik gelir miydi? Buradan bir takım sonuçlar çıkartabiliriz diyor. 52. sayfaya kadar biraz tanıtmaya çalıştım kitabı. Önümüzdeki hafta geri kalan bölümüyle ilgili video gelecek o bölümün başlığı da kendini tanımlamanın yedi başlığı olacak. Kendimizi tanıma yolunda bize neler öneriyor yazar ondan bahsedeceğiz biraz. Son olarak şu cümleyi okumak istiyorum. Neşe hayata rıza göstermenin temel ruh halidir. Yani diyor ki neşe hayata rıza göstermektir. Geleni olduğu gibi kabul etmektir aslında. Her şeye rağmen neşeli olabilmek. Bunu öneriyor bize. Sevinçliyseniz de, hüzünlüyseniz de. Sükunet ise her şeyin hep başka türlü olması isteğini bir kenara bırakmayı sağlayabilir. Yani buraya kadar kendisiyle dost olabilmiş bir insan nasıl özelliklere sahiptir ve bu onun nasıl işine yarar? Bunu anlattı. Bunu daha iyi anlatabilmek için kendisini ölçüsüz seven insan olarak tanımladığı kişilik tipiyle kendisiyle dost olan insan arasındaki farkları vurguladı. Ve gerçekten büyük farklılık var. Yani ay kendimi çok seviyorum, her gün omuzumdan öpüyorum, kendime gerçekten aşığım falan diyen insanlar başkalarının hayranlığına muhtaçmış. Bunu zaten anlayan anlıyor, görüyor, gören görüyor. Sosyal medyalarda falan zaman zaman şeyleri görüyorsunuzdur. Ne buranın en güzel kızı ben miyim? Ne buranın en yakışıklı erkeği ben miyim? Yani kendisine çok sevdiğini, kendisine çok güvendiğini ve kendisini mükemmel gördüğünü iddia eden paylaşımlarda bulunarak başkalarının hayranlığını toplamaya çalışıyor insanlar. Bunu her yerde yapıyorlar. Başkalarının hayranlığına niye bu kadar muhtaç ya bu insan diye düşünmeye sevk ediyor bu insanı. Zaten soru da cevabı geliyor. Evet buna karşın bize e, filozof diyebileceğimiz Wilhelm Schmidt Bey neşe hayata rıza göstermenin temel ruh halidir diyor. Sükunet de her şeyi olduğu gibi kabul etmemizi sağlar diyor. Sakin olun diyor yani. Bu seriden çıkan çok da güzel bir e, sakin olmak kitabı var. Onu tamamen kendim için aldım. Onun yayınını yapar mıyım bilmiyorum fakat bu kitabı herkese tekrar tavsiye ediyorum. 79 sayfalık bir kitap yavaş yavaş ağır ağır okunursa üstünde düşünerek düşünerek çok faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Önümüzdeki hafta öz hakiki kişisel gelişimde buluşmak üzere hoşçakalın.